Gelsin mi hocanız? Gelsin. Başlasın mı dersimize? Başlasın. Türkçenin divası Nazlı hocanızın kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zarfta kalmıştım. Durum zarfını anlatmıştım. Durum zarfıyla alakalı bu bilgiyi sakın unutmayın demiştim. Peki neydi o? Arkadaşlar, durum zarfını bulurken fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusunu soruyordunuz. Bu cepteydi, tamam. Ama bunun dışında bir de neyi unutmayacaktınız? Bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, dilek, varsayım, gösterme, bildiren kelime varsa bunlar da yine durum zarfı sayılıyordu. Unutmayacaktınız. Sizin için tahtaya vakit kaybı olmasın diye hazırladım. Kesinlik bildiren bir kelime varsa cümlede. Örnek veriyorum. Cümlede asla kelimesinin altını çizmiş bir sözcük türü sorusunda ve size bunun türünü soruyor. Diyeceksiniz ki kesinlik bildiren bir kelimedir. Dolayısıyla durum zarfı olması gerekiyor. Peki kesinlik bildiren kelimeler nelerdir? Asla, çok soruluyor. Hiç, mutlaka, kesinlikle, katiyen, şüphesiz, ne olursa olsun, %100, bunlar nedir? Kesinlik bildiren kelimelerdir. Elbet, elbette. Olasılık bildiren kelimeler belki, galiba, tahmin de olabilir. Sanırım ya da bakarsın, korkarım. Herhalde dikkat edin, bir önceki ders söylemiştim. Olasılık bildiren herhalde bitişik yazılır. Kesinlik bildiren herhalde ayrı yazılır. Bitişik de yazılsa, ayrı da yazılsa, türü sorulursa durum zarfı olduğunu söyleyeceksiniz. Bir de herhalde yazarken A'nın üzerindeki düzeltme işaretini de unutmayacaksınız. Bunu da hemen hatırlatalım. Yaklaşıklık. Yine takriben kelimesinin size yaklaşıklık bildirdiğini önceki derste söylemiştim. Takriben, yaklaşık olarak. Aşağı yukarı, hemen hemen, şöyle böyle diyebilir. Dilek bildiren kelimeler keşke, inşallah, dilerim, umarım. Bunlar dilek bildiren kelimelerdir. Durum zarfı olduğunu söyleyeceksiniz. Yineleme. Yineleme ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Paragraf sorularına da karşınıza çıkabiliyor. Diyor ki, yineleyici sözcüklere yer verilmiştir. Şimdi bak kuzucuğum. Bu tek kelime. Bunlar yineleme anlamı katan kelimelerdir. Tamam mı? Yine kelimesini gördüğünüzde ya da gene kelimesini, tekrar kelimesini gördüğünüzde türünü sorduğunda durum zarfı olduğunu söyleyeceksiniz. Bir de anlam bilgisi sorularında, paragraf sorularında hani bir parça veriyordu, bu parça ile ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez dediğinde seçeneklerde diyor ya, yineleyici kelimeler, yinelemelere başvurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, yinelemek bir kelimeyi tekrar etmek ya da bir sesi, bir harfi tekrar etmektir. Ses ya da harf tekrarı, ses tekrarı daha doğrusu, ses tekrarı olduğunda biz bunun adına sessel yineleme diyoruz. Şeydeki edebiyatta, ayette edebiyattaki aliterasyondur. Sessiz harf tekrarı. Bursa'da eski bir cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su. Bak, S ve Ş'yi çok sık kullandım. Ne yapmış oldum? Sessel bir yineleme yapmış oldum. Eylül'de Melül oldu, gönül soldu da lale dediğinde L'yi ne yaptım? Tekrar ettim. Bunun adına sessel yineleme diyoruz. Edebiyatta, ayette edebiyatta, bakın ayette buna biz sessiz harf tekrarına aliterasyon deriz. Sesli harf tekrarına da asonans deriz. Eğer ki sana o paragrafta sessel yineleme diyorsa, işte bu şekilde tekrar eden ses tekrarı arayacaksın. Ha, bu illa ünsüz harf mi olması gerekiyor? Bana, ailesine, dostlarına, arkadaşlarına çok yakın davranırdı. Bak, bana, ailesine, dostlarına, arkadaşlarına, hepsine ne yapıyorum? Yönelme, yaklaşma, ea, durum eki getiriyorum. Dolayısıyla burada da bir sessel yineleme yapmış oluyorum. Ailesiyle, eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, bak burada ne yapıyorum? İle, ile, ileyi tekrar ediyorum.
Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sessel yinelemede bu şekilde harf, ses tekrarı olur. Ha, bazen sessel yineleme demez, yineleyici sözcükler der. Yinelemek ne demektir? Bir kelimeyi tekrar etmek demektir. Hocam, yineleme bir kelimeyi tekrar etmek diyorsunuz ya, ikileme mi olması gerekiyor? Yok, şart değil. Doğru. Aynı kelimeyle oluşturulan ikilemeler bir yinelemedir. Konuyu hızlı hızlı anlattı. Yavaş yavaş yürüyor. Sessiz sessiz oturuyor. Bak burada ne yapıyorum? Aynı kelimeyi tekrar ediyorum. Evet, bu yinelemedir. Ama bütün ikilemeler yineleme diyemezsiniz. Çünkü biz ikilemeyi oluştururken hep aynı kelimeyi tekrar etmeyiz. İleri geri konuştu dediğinizde bu yineleme değildir. Eş dost toplandık dediğinizde bu yineleme değildir. Aynı kelimeyi tekrar ederek oluşturulan ikilemeler yinelemedir. Doğru. Akşam, yine akşam, yine akşam. E burada ikileme yok. E ikileme yok diye burada yineleme yok mu diyeceğim ben? Burada yineleme var. Akşamı ve yineyi ne yapıyorum? Tekrar ediyorum. Akşam, yine akşam, yine akşam. Dolayısıyla hadi toparlayalım. Kelime tekrarı yinelemedir. Akşam, yine akşam, yine akşam. Kelimeyi ne yapıyorum? Tekrar ediyorum. Parçada tekrar eden bir kelime varsa yineleme vardır. Aynı kelimeyle oluşturulan ikilemeler yineleme midir? Evet, hızlı hızlı. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Bu da yine yineleme midir? Evet, bu da yine yinelemedir. Soruda özellikle sessel yineleme diyorsa bana, evine, ailesine, arkadaşlarına, evde, okulda, sınıfta. E ne yapıyorum? Aynı eki getiriyorum hepsine. Dostça, insanca, kardeşçe. Bak ne yaptım bu sefer de? Ceca. Hepsine aynı eki getirdim. Bunun adına da biz sessel yineleme diyoruz. Tamam mı? Yineleme anlamı katan kelimeye ise tür bakımından durum zarfı diyoruz. Yine, gene, tekrar, bir daha, ikide bir, kez. Mesela konuyu 5 kez anlattım. 5 kez. Orası yineleme bildiriyor. Dolayısıyla ne yapacaksın? Durum zarfı olarak alacaksın. Bakın bu çok güzel bir bilgidir. Dediğim gibi durum zarfını bulurken sadece nasıl sorusunu sorarak sadece fiili ya da fiilimsi nasıl değil. Bakın hem anlamı da bilmeniz gerekiyor. Bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, dilek, gösterme vardı. İşte. İşte dediğinde bak aha. Ya biraz daha kapasın. Aha işte. Sevgili arkadaşlar işte kelimesi nedir? Durum zarfıdır. Bazı kaynaklarda gösterme zarfı olarak görürsünüz. Yani bunu sen kesinlik anlamı katan kelime diye görürsün. Olasılık anlamı katan kelime, gösterme anlamı katan kelime, işte aha kelimesi. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar durum zarfıdır. Güzel bilgilerdi. Bir süremize bakalım. Tamam, gayet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar, gelelim zaman zarfına. Şuradan ufacık siliyorum hemen. Hemen size tahtayı silerken bir bilgi yolluyorum. Fisko birlik. Bunun bir kısaltma olduğunu biliyor musunuz? Fisko birlik bir kısaltmadır. Konudan konuya atlamıyorum böyle biraz şey. Fisko birlik kısaltma olduğu için tamamının büyük yazılması gerekiyor. Sakın unutmayın. Fisko birlik. Tamam mı? Fisko birlik. Biz bunu fındıklarını yiyorduk küçükken. Bu bir kısaltmadır. Kısaltmalar bu şekilde kelime gibi olabiliyor. Kelime gibi olunca da öğrenci onun bilmiyorsa kısaltma olduğunu şöyle yazabiliyor. Bakın arkadaşlar böyle yazılırsa yazım yanlışı. Bu bir kısaltmadır. Bu şekilde yazamazsınız. Aselsan, askeri elektronik sanayi diyoruz ya, Aselsan. Böyle olursa yazım yanlışıdır. Bunlar kısaltmadır. Kısaltmanın her bir harfinin büyük yazılması gerekir. Bu da bir bilgi. Tahta silerken vermiş olduğumuz bilgilerden. Tamam.
Şimdi geldik zaman zarfına. Zaman zarfını bulurken ne yapacaksınız? Ne zaman sorusunu soracaksınız? Tabii ki hocam, tabii. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hemen en önemli şeyi söylüyorum. Gece, gündüz, sabah, akşam, bugün, yarın kelimelerini gördüğünüzde sakın ola cümleyi okumadan zaman zarfı deyip atlamayın. Akşam erken iner mahpushaneye. Mahpustur. Dikkat edin. H, P, S. Hapis. Mahpushaneye. Tamam mı? Akşam erken iner mahpushaneye. Sevgili arkadaşlar, bir cümleye ne ya da kim sorusunu sorduğunuzda yanıt aldığınız sözcük isimdir. Ne erken iniyor? Akşam. Buradaki akşam tür bakımından nedir? İsimdir. Sakın unutmayın. Ya da bugün yarının emrindedir. Aslında yarın bugünün emrindedir daha güzel olurdu ama her neyse. Bugün olmadı. Dur. Yarın diyelim. Tamam mı? Yarın bugünün emrindedir diyelim. Dur. Cümlede saçma olmasın. Yarın bugünün emrindedir. Hani yarınlarımızı bugünler şekillendiriyor ya, o anlamda. Bugünün emrindedir. Ögelerini bulun dersem bugünün emrindedir yüklem. Neden? Orası bir tamlama. Bugünün emrindedir. Ne? Bakın, ne bugünün emrindedir? Yarın. Burada yarını ne yaptın? İsim olarak kullandın. Gece tüm kötülükleri örter. Ne tüm kötülükleri örtüyor? Gece. Geceyi ne yaptın? İsim olarak kullandın. Sakın unutma. Cümleye ne, kim sorusunu sorduğunda yanıt aldığın sözcüğün türü, o tek kelime nedir? İsimdir. Bugün, sabah, yarın, akşam, gece, gündüz. Bunları daima zaman zarfı olarak görmeyeceksin. Seçeneklerde bunlarla karşılaşacaksın. Cümleyi okuman gerekiyor. Şimdi akşam seninle dışarı çıkalım dersem, akşam seninle dışarı çıkalım. Ne zaman çıkalım? Akşam. Orada akşamı ne yaptın? Zaman zarfı olarak kullandın. Ama akşam erken iner mapushaneye dediğinde ne erken iniyor mapushaneye? Akşam. Burada ne yaptın? Akşamı isim olarak kullandın. Yarın bugünün emrindedir. Ne bugünün emrinde? Yarın. Yarın deneme sınavına gireceğim dersen ne zaman gireceksin? Yarın. İşte orada ne olur? Zaman zarfı olur. Ama burada zaman zarfı değil. Bugünün emrinde olan ne? Yarın. Yarını ne yaptın? İsim olarak kullandın. Gece tek başına dışarı çıkma. Ne zaman tek başına dışarı çıkmayacaksın? Gece. Geceyi ne yaptın? Zaman zarfı olarak kullandın. Ama gece tüm kötülükleri örter dersen ne tüm kötülükleri örtüyor? Gece. Ne yaptım burada? İsim olarak kullandım. Bu arada bugün kelimesinin yazılışıyla alakalı hemen bir bilgi daha vereyim. İçinde bulunduğunuz gün ya da günleri kastettiğinizde bugünü bitişik yazacaksınız. Bugünlerde retrodan dolayı, Merkür retrosundan dolayı biraz sıkıntılıyım bugünlerde. Bugünlerde, bakın, içinde bulunduğum gün ya da günleri kastediyorum. Dolayısıyla bugünlerdeyi nasıl yazmam gerekiyor? Bitişik yazmam gerekiyor. Ya da bugün kendimi iyi hissediyorum dediğinde bugünü ne yapıyorsun? Bitişik yazıyorsun. Ama geçmişteki ya da gelecekteki bir günü ya da günleri İşaret ettiğinde bugünü ayrı yazacaksın. 8, 9, 10 Mayıs 2024. Bugünlerde kendime harika bir tatil hediye etmeyi planlıyorum. Bak, gelecekteki günleri işaret ediyorum. İşte orada bugünlerde
8, 9, 10 Mayıs'tan bahsediyorum değil mi? Bu günlerde ileriye yönelik bir işarette bulunuyorum. Dolayısıyla oradaki bugünü ne yapacaksın? Ayrı yazacaksın. 27 Şubat 1988. Bugün benim en mutlu günümdü. Bak, geçmişteki bir günü işaret ettin. Orada bugünü ne yapman gerekiyor? Ayrı yazman gerekiyor. İçinde bulunduğun gün ya da günleri kastettiğinde bugün bitişiktir. Geçmişte ya da gelecekteki bir günü ya da günleri işaret edersen bugünü ne yapacaksın? Ayrı yazacaksın. Buna da dikkat edin. Bu da önemli bir bilgi. Başka ne söyleyeyim? Daha kelimesini söyleyeyim. Zaman zarfıyla alakalı olarak. Daha kelimesini gördüğünüz yere henüz getirebiliyorsanız zaman zarfı diyeceksiniz. Daha konu bitmedi. Yani henüz konu bitmedi dediğinizde oradaki daha henüz anlamı katıyor. Zaman zarfı diyeceksiniz. Şimdi tahtayı siliyorum. Ne zaman siliyorum? Şimdi. Şimdiye ne diyeceksin? Zaman zarfı diyeceksin. Sabahleyin bir ses böler uykumu. Ne zaman bölüyormuş? Sabahleyin. Sabahleyin nedir? Zaman zarfıdır. Pazartesi benim en rahat günüm. Pazartesi benim en rahat günüm. Ögelerini buluyorum. Benim en rahat günüm yüklem. Neden? Çünkü orası bir tamlama. Benim günüm. Burası ilgi durum eki. Sevgili arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Not edin bunu. Bakın. İlgi durum eki. İlgi durum eki. Neydi o ilgi durum eki? Tamlayan eki. İlgi durum eki yerine ilgi hal eki de diyebilirsin. Tamam mı? Başka bir adı yok. Şimdi can kulağıyla dinle. Can kulağı bitişik. İlgi eki diyorsa ilgi eki bakın ilgi eki ilgi zamiridir. Dolayısıyla bu ki hani anlatmıştım ya ilgi eki ilgi zamiri ki isim tamlamasında tamlanan ikinci kelimeyi söylemeyip onun yerine kullandığım ki senin arkadaşın belirtili isim tamlaması. Burası ilgi durum eki, ilgi hal eki. Burası iyelik eki. Tamlananı söylemiyorum. Bunun yerine ki'yi kullanıyorum. İsmin yerini tutan ki'yi kullanıyorum. Senin arkadaşın demiyorum, seninki diyorum. İşte bu ki'nin adı ilgi eki ya da ilgi zamiri. Tamam mı? Ya ilgi eki der ya ilgi zamiri der. İlgi eki ile bu ilgi durum eki aynı şey değil. Tamam mı kuzucuğum? Buna da dikkat edin. Ne söylüyordum ben? Ha. Pazartesi benim en rahat günüm. Benim ilgi durum eki, burası iyelik eki. Belirtili isim tamlamasıdır. Araya, bu isim tamlamasının arasına nasıl gün? Rahat sıfat girmiş, niteleme sıfata girmiş. Bir de sıfatı derecelendiren zarf. Miktar zarfı girmiş. Yani at tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına farklı türde sözcük girebiliyor mu? Evet. Tamlayanla tamlanan arasına bak farklı türde sözcükler girmiş. Bir sıfat bir de zarf girmiş. Tamlamalar parçalanmaz. Benim en rahat günüm yüklem. Benim en rahat günüm olan ne? Pazartesi özne. Kurban olduğum işte burada sen kalkıp da pazartesiye zarf diyemezsin. Anladın mı? Türünü sorarsan isim. Ögesini sorarsan özne. Ama şöyle desem pazartesi Burcu'yla kahve içmeye gideceğim dersen ne zaman gideceksin? Pazartesi. Pazartesi işte orada nedir? Tür bakımından zarftır. Ögesi olarak da zarf tümlecidir. Çat. Güzel bilgilerdi. Bu arada benim en rahat günüm. Bu cümlede eki eylem var mı? Tabii ki var. Yüklemi isim olan bütün cümlelerde eki eylem vardır. Yazılmamış olsa bile vardır. Sonra ne diyebiliriz? Bu cümlenin çatısı olur mu? Olmaz. Yüklem isimse çatı matı olmaz. Kurban olduklarım. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, Instagram hesabını takip etmeyi, beğenmeyi,
güzel yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi çalışmalar.